Bahçemizde gizli anlam ve amaç. Zaman zaman hayatımızın bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünürüz. Her an her şeyin olabileceğini son 3 ay çok canlı deneyimledik. Ancak tüm karmaşasına rağmen hayatımız pamuk ipliğine değil de iki sihirli unsura bağlı. Olumlu sosyal ilişkiler ve hayatta anlam ve amaç duygusu. Harvard Üniversitesi'nde 75 yıl yürütülen mutluluk araştırmasına göre sahip olduğumuz ve yürüttüğümüz güçlü sosyal ilişkiler bizi sağlıklı ve mutlu kılıyor. Diğer yandan 60 yıldır yürütülen anlam ve amaç araştırmalarına göre anlam ve amaç sahibi olanların çok daha dayanıklı, zorluklarla başa çıkabildikleri ve zor şartlara uyum sağlayıp hayatta kalabildikleri görülmüş ilginç olan anlam ve amaç duygusunun zor durumlarda ortaya çıktığı ve korunma ile sağ kalmaya hizmet ettiği. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi soykırımından kurtulanların ortak noktası, kuşkusuz ki bulundukları şartlara rağmen var olmak için anlam ve amaç bulmuş olmalarıdır. Son üç aydır. İçinden geçtiğimiz durumlara baktığımda gerek sosyal ilişkiler gerekse anlam ve amaç bakımından önceki dönemlere kıyasla adeta bir sınavdan geçiyoruz. Her birimiz kendi çapında bir gelişim kat ettik. Sosyal mesafeye rağmen sosyal bağlarımızı geliştirdik. Uzaklığa rağmen eskisinden çok daha yakın ve derin ilişkiler oluşturduk. İçinde bulunduğumuz durum karşısında zorluk derecesi ve yetilerimiz ölçüsünde tutum ve davranışlarımızı farklılaştırdık. Olaylar ve olgulara takıntılı, kaygılı veya yanlı bakmanın yanı sıra kendimizi tarafsız gözle bakmaya ittik. Birçoğumuz yeni alışkanlıklar, uğraşlar veya denemeler içine daldı. Yeni anlam ve amaçlar edinmeye başladı belirsiz ve değişken şartlara uyumlanarak dayanıklılık becerilerimizi arttırdık. Tüm bunlar sayesinde COVID-19 dalgasından olabildiğince sağlıklı ve huzurla çıkabildiğimizi düşünüyorum. Hatta bahsi edilen ikinci dalgaya ki dilerim olmayacak, fiziksel, mental ve psikolojik anlamda çok daha dengeli ve sağlam vaziyette hazırız. Peki ya bunları yaptık da Kolay mı oldu? Tabii ki olmadı. Ciddi emek verdik. Hayatta anlam ve amaç edinmek, bulmak veya sahibi olmak hele ki bu zor dönemin içinden geçerken pek de kolay değil. Ama gördüğümüz gibi mümkün. Hayatın anlamını arayan bir gencin hikayesinden yola çıkarak nasıl mümkün olabileceğini isterseniz anlatayım. Hikaye Paulo Coelho'nun Simyacı kitabında geçiyor nereden bir gün hayatın anlamını arayan bir genç köyün yaşlı bilgesine gider ve hayatın anlamını sorar. bilge sana yanıtını veririm ama önce bir sınavdan geçmen lazım diyerek eline içi zeytinyağı dolu bir kaşık verir ve şimdi çık bahçede bir turat ve tekrar buraya gel ama dikkat et kaşıktaki zeytinyağı katiyen eksilmesin der. genç Bilge'nin dediğini yapar. Kısa süre sonra yüzünü başarı tebisümüyle geri gelir. Kaşıktan bir damla bile eksilmemiştir. Bilge, bravo evladım, hiç yağ eksilmemiş deyip, peki bahçede ne gördün diye sorar. Genç, kaşıktan başka yere bakmadım ki demekte kalır. Bilge, gece yeniden bahçeyi dolaşmaya, bahçeyi incelemeye gönderir. Elinde zeytinyağlı kaşıkla. Kısa süre sonra genç Bilge'nin yanına döner ve bahçede gördüğü güzellikleri büyülenmiş şekilde anlatır. Kaşığın içindeyse yağ kalmamıştır. Bilge gülümseyerek Hayatın anlamı senin bakışlarında gizlidir. Hayat senin bakışınla anlam kazanır der. Sadece bir noktaya odaklanırsan hayatın akıp gider. Farkına varmazsın. Halbuki görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında yaşarken görememek ne büyük kayıp. Hayatta anlam katan şey hedefe odaklanmış haldeyken bile çevrende olanı görmek, güzelliğinden istifade etmek ve içinden yaşama dair zenginlikler çıkarmaktır. Peki nasıl yapacağız? Bir yandan hedefe odaklanmış vaziyetteyken Bahçemizde olanı biteni görmeyi nasıl başaracağız diyorsanız zihnimizi eğiterek ara sıra şu küçük adımları uygulayarak bir anlık durarak yaptığınız işten elinizi dikkatinizi çekerek gözlerinizi kapatıp bir nefes alıp vererek gözlerinizi yeniden açıp etrafınıza merakla bakarak nerede olduğunuzu ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı bir defa daha hatırlayarak ve belki de neden sorusuna yeni yanıtlar arayarak, ister var olanı tazeleme ihtiyacı içinde olun, ister yeni anlam ve amaç arayışında olun. Yeni gözle baktığınız ve gördüğünüz her şey size hayatınızın anlamına ve amacınıza, yani nedeninize dair ipuçları sunacaktır. Yaşamak için nedeni olanlar hemen hemen her nasıla yani koşula katlanabilir der Nietzsche. Yaşamda nedeni bulduğumuzda nasılı kolaylıkla kurgulayabiliriz. Kaçınılmaz acılara rağmen mutluluğu hayatımızı anlamlı kılarak yakalayabileceğimizi söyler Viktor Frankl Anlam ve amaç edinmenin sanıldığı kadar uzaklarda ve erişilmez büyük şeyler olmadığını söyler. Aksine, hayatı anlamlı kılmanın farklı yolları olduğunu ve anlamı bir eser yaratarak veya bir iş yaparak, bir deneyim yaşayarak veya biriyle etkileşerek veya kaçılmaz bir acıya bir tavır geliştirerek yaratabildiğimizi söyler. Özetle şu yeniden canlanma ve hayata dönüş dönemimizde hedefe kilitlenmiş halde yaşamamızı sürdürürken anlam ve amacın kaşığımızdaki zeytinyağında gibi görünse de esasında bahçemizde gizli. Hedefe ilerlerken yaşadıklarımızda gizli. Deneyimlediklerimizde gizli. Ve olgular karşısında geliştirdiğimiz tavırlarımızda gizli.